Arkadaşlar merhaba. Eğitim Rehberi kanalına hoş geldiniz. Konumuz yüklü ses çıkış aykıtı yok. Bilgisayarımızdan böyle bir hata aldık. Bilgisayarımızdan ses gelmiyor. Windows 7, 8, 9, 10, 11. Bu bilgisayarımızdaki ses sorununu nasıl çözebiliriz? Onu anlatayım. Bunu kesinlikle çözeceğiz. Bilgisayarınızın donanımında yani ses kartında, kablolarda, hoparlörünüzde sorun yoksa, normal yazılımsal bir hataysa bunu çözeceğiz. Bunun için ilk yapmamız gereken bilgisayarıma gelip sağ tuş tıkları üzerine bunu yönet diyoruz. Ses yazılımımızda mı bir sorun var? Hemen aykut yöneticisine geliyoruz. Buradan ses, video ve oyun denetleyicileri diyor. Buna tıklayalım. Burada işte ses kartınız farklı olabilir. Hard Definition Audio yani ses. Burada farklı isimler yazabilir. Şimdi ses kartımızın yazılımını kontrol edeceğiz. Buraya geldiğinizde böyle üzerinde çarpı olan böyle uyarı işareti olan simge gördüğünüzde üzerine sağ tuş tıklatın. Yoksa da tıklatın yani mesela bu sizin ses kartınızın adıdır. Bu sizin ses kartınızı gösteriyor. Üzerine sağ tuş tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Sürücüleri otomatik olarak ara. Buna tıklayalım. Kapatalım. Şimdi burada farklı şeyler de varsa bunları da böyle güncelleştirin. Otomatik olarak ara deyin. Kapat deyin. Şuradaki ses giriş ve çıkışları. Buraya geldiğinizde buraya baktığınızda burada üzerine çarpı uyarı işareti olanlar varsa bunların mesela üzerine sağ tuş tıklayın. Sürücüyü güncelleştir deyin. Bizim için önemli olan nokta ses kartımızın yazılımını kurmak. Eğer baktınız bunlar da çözüm değil. Size son olarak güzel bir çözüm öneriyorum. Yapmanız gereken internet sitesine girip buraya Google'a geldik. Driver. Bu kesin çözüm yani. Başka bir hata yoksa, donanımsal bir hatanız yoksa, sorunuz yoksa bu çözecektir. Benim yazdığımı yazın. Şöyle. Bu gördüğünüz yazıyı yazın bilgisayarınıza. Buraya geldiniz. Bu ilk çıkan siteye gireceğiz. Driver.pack.io yazıyor. Buna tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle sağda tutalım. Buraya geldik. Ses kartımız neydi? Şurada. Realtek Hack Definition Audio. Buna geliyoruz. Sağ tuş tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Buradan ayrıntılara geleceksiniz. İyi takip edin. Buna da tıklayalım. Özellikler kısmına aşağı geldiğinizde eşleşen aygıt kimliği vardır. Buna tıklıyoruz. Daha sonra değer olarak bu açılıyor. Bunun üzerine sağ tuş tıklayıp kopyala deyin. Kopyala tık. Sürücü aramaya geliyoruz. Buraya yapıştırın tıklayarak. Realtek olduğunu gördü. Gördünüz mü? Benim ses kartım hemen gördü. Buraya basmıyorsunuz. Şuraya bul deyin. Daha sonra böyle burada sürücüde otomatik olarak yükle var. O bunu yapmıyoruz. Buraya tıklamıyorsunuz. Yapmanız gereken şurada aşağıda. Şu zip olan. Buna tıklıyoruz. Şu aşağıya indi gördüğünüz gibi şuraya. Sizin tarayıcınızda farklı yere inebilir. Yapmanız gereken şu insin. 185 MB'miş. İnmesini bekliyorum. Evet indi. Şöyle açıyoruz. Yani zipi indirdikten sonra zipi açın. Bunu böyle masa üstüne atalım. Sizin tarayıcınızda nasıl açılıyorsa oradan bulup böyle zipi açıp masa üstüne normal klasörünü atıyoruz. Masa üstüne geldi gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı indirelim şunları. Şunu da iptal edip kapatalım. İçine girelim. İçine girdikçe bakalım. En sonda ses kartının kurulum dosyaları var burada gördüğünüz gibi böyle bir sürü. Şimdi bunu da kapatalım. Ses kartımız çalışmıyor diye şimdi. Bunun üzerine tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Bilgisayarımdaki sürücülere göz atıyoruz. Hemen şu Realtek klasörünü göstereceğiz. Bu neredeydi? Nereye indirmiştik? Masa üstündeydi. Realtek'in üzerine geliyoruz. Onun da içine açacağız. En son nokta nereydi? Hemen tekrar göstereyim. Buraya açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Şu 91'in içiymiş yani. Tam klasörlerin göründüğü yer. Sadece oradan göstereceğiz. Tamam diyoruz. Sonraki diyoruz. Şöyle arıyor şimdi. Sürücü yükleniyor diyor. Gördüğünüz gibi Windows sürücülerinizi başarıyla güncelledi diyor. Sürücüyü kurduk. Artık bundan sonra sesimiz çalışacaktır. Yani bunları yaptıktan sonra en son olarak bunlar kesinlikle çalışacaktır. Çalışmıyorsa artık yani bu yazılımlardan değil bilgisayarınızdaki bir sorun yani. Ya hoparlörünüzden ya bağlantı kablolarınızdan
ya ses kartınızdan donanımsal olarak arızalanmış olabilir. Ondan dolayı yapıyor olabilir. Bu eğitimin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen kısmına, sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Eğitimin başarılı olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Destek için sadece abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.